Bugün sizlere dünya çapında spor müsabakalarında yaşanmış en komik ve en şaşırtıcı anlardan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İlk sırada Alex Ferguson ve teknik ekibi var. Yedek kulübesinde büyük heyecanla maçı izleyen ekipten birisi hiç beklemedikleri anda balon patlatınca başta Ferguson olmak üzere hepsi büyük korku yaşamışlar. Futbolcular her zaman karşılarına çıkan fırsatları değerlendiremiyorlar. Bu da çoğu zaman hem takım arkadaşlarını hem de taraftarları çileden çıkarıyor. Şimdi izlediğiniz görüntüde de futbolcu %100'lük golü kaçırmış. Kadın futbolcu attığı gol sonrası sevinciyle maça damgasını vurmuş. Futbolcunun dans ettiği o anlar internette viral olmuş. Sırıkta atlama yarışında şanssız bir an yaşanmış. Kadın sporcu tam atlayacağı esnada kendini yerde bulmuş. Her halinden üzüldüğü belli oluyor. Rotamızı tribünlere çeviriyoruz. Küçük taraftar büyük bir iştahla hot dog yemeye çalışıyor. Ama bu konuda pek başarılı değil gibi. İşte o komik anlar. Köpeklerin yarıştırıldığı platformda köpek engellerden başarılı bir şekilde geçiyor. Köpeğin geçmekte zorlandığı tek bir engel var. O da sahibi. Beethoven maratonunun son anlarında ilginç bir an yaşanmış. Bitiş çizgisine gelen sporcu görevlilerin hatası yüzünden kendini yerde bulmuş. Rotamızı tenise çeviriyoruz. Kadın tenisçi sayı kaybetmemek için elinden geleni yapmış. Call Me Maybe şarkısıyla dünya çapında ünlenen şarkıcı Carly Rae Jepsen beyzbol sahasında. Ancak beyzbolda şarkıcılık kadar başarılı değil. Basketbol maçlarında yerleri silen gençler bazen yanlış zamanda yanlış yerde olabiliyorlar. Tıpkı bu maçta yaşananlar gibi. Küçük sevimli maskotlarda sıra. Saha kenarında koşan maskotlardan birinin pantolonu düşmüş ve koşmakta epey zorlanmış. Kaleci topu oyuna sokmak için biraz bekleyince rakip takım futbolcusu Bale olaya müdahale etmiş ve başarılı da olmuş. Saha kenarında canlı yayına bağlanan muhabirin yayınını mikrofonuna çarpan top bölmüş. Pit stop noktasında ilginç şeyler yaşanmış. Herkes yarış arabasına odaklanmışken hemen arkalarındaki ayıyı fark etmemişler. Fark ettiklerinde ise koşarak oradan uzaklaşmışlar. Yok artık diyeceğiniz başka bir andayız. Amerikan futbolu maçında sahaya kamera düşmüş. Amerikan futbolu sporcusu futbol konusunda da yetenekli. Öyle değil mi? Atlama sporcusu belki de kariyerinin en kötü atlayışını yapmış. İşte herkesi şaşırtan o anlar. Tribündeki adamın açtığı kola herkesin kaçışmasına sebep olmuş. Gelin şimdi de maraton yarışının son metrelerine gidelim. İki atlet yarışı önde götürüyorlar. Son metrelere geldiklerinde ise yarışın ikincisi yaptığı doğru hamle ile birinciliği kazanıyor. Real Madridli sporcular 18 sene sonra gelen kupayı böyle yere düşürmüşler. İspanya Kral Kupası finalinde Barça'yı yenen Real Madrid'in kutlamaları esnasında Sergio Ramos'un düşürdüğü kupanın üzerinden otobüs geçmiş. Buz pateni yarışmasının ödül törenine gidiyoruz. Altın madalya yanlışlıkla üçüncüye verilmiş.
Ödül törenlerinde zaman zaman ilginç anlar yaşanabiliyor. Mesela şimdi izlediğiniz görüntüde sporculardan birinin çiçeğine arı konmuş. Bucks Jazz arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşanmış. Potadan seken top hiç olmayacak bir yere gidip orada kalmış. Tenise bambaşka boyut kazandıran tenisçi de sıra. Topa raketin sapıyla vuran tenisçi şaşırtıcı bir şekilde sayıyı hanesine yazdırmış. Görüntüdeki muhabir her zamanki gibi işini yapıyor. Ancak bir süre sonra Shaquille O'Neal yaklaşıyor ve muhabirin sakalıyla oynayıp dikkatini dağıtmaya çalışıyor. Golf'te yaşanan ilginç bir anla videomuza devam ediyoruz. Çiftler arasında oynanan tenis maçında sporcu topu karşılayabilmek için ilginç bir hamle yapmış. Hokey maçlarında sık sık tuhaf anlar yaşanabiliyor. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde de hokey sopası sporcunun patenine sıkışmış. Beyzbolcu topu öyle bir fırlatmış ki top hiç olmayacak bir yere gitmiş. Tribünün üst kısmında oturan kadının bira bardağına giren top herkesi şaşırtmış. İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da oynayan Arjantinli futbolcu Diego Perotti, takım arkadaşı gol attıktan sonra onu oldukça ilginç bir şekilde tebrik etmiş. Böyle bir şutun potadan gireceğine ihtimal vermiyorsunuz, öyle değil mi? Aslında yalnız değilsiniz, çünkü genç de buna ihtimal vermiyor. Top potadan geçince ise herkes büyük şaşkınlık yaşamış. Hiçbir spor branşında, özellikle de voleybolda top yere değmeden sevinmemek gerekiyor. Şimdi izleyeceğiniz maç görüntüsü ise bunu kanıtlıyor. Gelin bu inanılmaz sayıyı farklı açıdan bir kere daha izleyelim. Sıradaki görüntüde beyzbolcu topa öyle bir vurmuş ki top bir yana, sopası da başka bir yana fırlamış. Neyse ki sopayı kimse isabet edip zarar vermeden bir taraftar yakalamış. Şimdi ise tenis maçındayız. Tenisçilerden biri üzerine gelen topa öyle vurmuş ki tenis literatürüne yeni bir hareket kazandırmış. Öyle değil mi?